Hayat Ver, Sağlıklı Yaşam, Kültür Sanat ve Yardımlaşma Derneği, Türkiye'nin 100. yılı adına 26 Aralık Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde 100. yıl Türkülerle Hayat Ver, Türk Halk Müziği konseri düzenliyor. Hayat Ver Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Köse ile yaptığımız röportajda dernek ve farklı alanlarda gerçekleştirdikleri projelerle ilgili bilgi verdi. Hayat Ver, Sağlıklı Yaşam, Kültür, Sanat ve Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak Kadın Kolları Başkanımız, Sanat Birim Başkanımız, Sağlık Birim Başkanımız, Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Birim Başkanı olarak 5 tane birimimiz vardı. Son yaptığımız proje 7 bölge, 7 il ve o illerin kırsal kesimlerde okuyan ihtiyaç sahibi mağdur çocuklarımıza yönelik kırtasiye malzemesi, çanta, bot ve mont olarak hizmetlerimiz oldu. O çocuklara sevinmek tabii çok farklı bir duygunu yaşamak lazım. Onun haricinde Sağlık Birim Başkanımızın da yine organize etmiş olduğu çok güzel projelerimiz var bizim. Bunlardan yine bir tanesini değinmek istiyorum. Derneğimizin bünyesinde bulunan Profesör Doktor Uğur Filiz Can Beyefendi'nin kalp ve damar üzerinde halkı bilinçlendirmek amaçlı yapmış olduğu etkinliklerimiz var. Vatandaşlar birebir bir araya getiriyor. Slide gösterisinde vatandaşlarımız soruyor. Bizim Profesör Doktor Uğur Filiz Can cevap veriyor. Evet, bilinçlendirmek amaçlı yapmış olduğumuz etkinliklerden bir tanesi de bizim kültürel gezilerimiz. Evet, biz dernek başkanları olarak çocuklarımıza kültürümüzü, geleneğimizi, tarihimizi özellikle öğretmemiz lazım. Sanat Birim Başkanı Sayın İllas Öztürk, daha önce organize etmiş olduğumuz Özel Çiçekler Gecesi, Down Sendromlu ve Otizmli çocuklarla beraber burada 4 aylık bir çalışmayla, biliyorsunuz onlarla çalışmak çok zordur. Kimisi sanat müziği okudu, kimisi halk müziği okudu, kimisi Karadeniz okudu. Benimle beraber 4 kişilik, 4 tane arkadaşım Down Sendromlu Otizmli arkadaşım benimle tiyatro oynadı. Köseyle beraber. Bakın bakalım, beni yönetim olarak ziyarete gittik. Yeni atandı Kartal ilçemize. Ziyarete gittim, zaten derneğimizin faaliyetleri hakkında bilgi verdik kendisine. En son faaliyetimizin ne olduğunu sorduğumda biz de sanat birimimizin organize etmiş olduğu Türk Halk Müziği Koro çalışmalarımız devam ediyor dedim. Dedi, ismini sordu bize. Türkülerle Hayat Ver konser diye söyledim. Dedi ki Erdoğan Başkan dedi, gel dedi biz bunu değiştirelim dedi. Tabii dedim, nasıl yapalım? O da 100. yıl Türkülerle Hayat Ver Türk Halk Müziği konseri olsun deyince biz de çok onur olduk vardı. Tabii dedim. Tabii bu güzel jestinden dolayı Kartal Kaymakamı Sayın Edip Çakıcı Bey'e ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, kaymakamlık bünyesinde yapacağımız ilk konserimiz olacak. Tabii bu arada Kartal Belediyesi destekli olduğu için oradaki başkanlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Hayat Ver Derneği Sanat Birim Başkanı İlyas Öztürk'le beraberiz. Konser çalışmalarınız nasıl gidiyor? Kimler var? Kısaca bahseder misiniz? Tabii efendim. Öncelikle hoş geldiniz derneğimize. Konserimiz 26 Aralık 2023 Salı günü akşam saat 19'da başlıyor. Kendi bünyemizde yapıyoruz. Kendi solistlerimiz, kendi sanatçılarımızla beraber yapıyoruz. Bu 4. büyük konserimiz. Kimler olacak içinde? Konserimizde bu sene yine bağlama üstadımız Engin Aydın var. Ömer Ali Kurt, kemençe sanatçımız üstadımız. Onun yanı sıra bu seneki konserimizde tulum sanatçısı Filiz İlkay. Biliyorsun, hı hı. Türkiye'de tek bir. Evet. Yanı sıra yine dans figürleriyle bize renk katacak olan Minez Avaz. Sanatçı kardeşimiz aramızda olacak. Konserimize renk katacaklar. Minez Avaz nasıl bir dans gösterisi sunacak? Atabalı ve sarı gelinin tulum eşliğinde canlı performans yapacak inşallah. Sahnemizle konserimize büyük bir renk katacaklar. Oyunumuzdayız. Bir de klasiklerin dışına çıkmak istedik bu sene biraz. Zaten normal çık sahnede koro Türkler'in söyleyecek bunu herkes yapıyor. Biz hayat olarak her zamanki bir farkındalık oluşturmak için farklı projelere imza atıyoruz. Daha önceki çalışmalarınız da göz önüne alındığında gelen izleyici kitlesi size geri dönüş nasıl yapıyor? Nasıl tepkiler alıyorsunuz? Şimdi daha önceki konserlerimizde gelen izleyicilerimiz zaten genelde Kartal Kaymakamı, mülkamirler, muhtarlarımız, STK başkanlarımız, STK Ülk Yönetim Kurulu üyeleri falan hep ailece gelirler.
aile ortamında eşinizle çocuğunuzla izleyebileceğiniz bir konserlerimiz olduğu için güzel geçiyor ve inanın aylarca da konuşulduğunu biliyoruz yani. O yüzden de her konseri bir tık yukarıya daha nasıl güzel yapabiliriz onun mücadelesini veriyoruz. Ve burada çok güzel bir disiplin içinde arkadaşlarımızın gerçekten özverili katkılarıyla bu işleri yapıyoruz. Aldığımız tepkiler bizi çok mutlu ediyor. Elinizde bir tane davetiye olabilir veya olmayabilir. 26 Aralık'ta Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde eşinizle çocuğunuzla katılacağınız bir program, ben kaçırmamanızı öneririm.